Biletinizi görebilir miyim? Ben Ercüment'in kız kardeşiyim ve neyi nasıl yapacağımı gayet iyi biliyorum, tamam mı? Saygı dizisinin ikinci sezon galası hafta başı yapıldı. Nejat İşler, Damla Sönmez, Sarp Akkaya, Miray Daner ve Boran Kuzum'u buluşturan dijital dizinin gösteriminde Miray Daner, Erkan Can, Dost Elver ve Elit Handaç Çam hazır bulundu. Birinci sezonda oynadık. Keyifliydi. Seyircinin isteğine göre de ikinci sezonu yaptık. Keyifli bir çalışmaydı. Nasıl bir ikinci sezon geliyor abi? Daha biz de bilmiyoruz oğlum. Biz çektik ama yani masada ne oldu bilmiyoruz ki. Nasıl montajlandı? Bakacağız hep beraber. Reyhan, sizinle devam edelim mi? Edelim. Çok keyifli bir sezondu. Sevgili Ercan Mehmet Erdem yine muhteşem bir hikaye yazmış ikinci sezonda da. İçinde yer almaktan tekrar çok onur duyduğum bir hikaye. Yine ekip arkadaşlarımız eklendi. Hepsi çok değerli isimler. Onlarla çalışıyor olmak da çok gurur verici. Ben çok mutluyum ve çok beğeneceğimize eminim. İyi Adam'ın 10 günü filminin çekimlerine başlayan Nejat İşler galaya katılamadı. Sarp Akkaya oğlu Kaan hastalandığı, Damla Sönmez sağlık sorunları olduğu, Boran Kuzum'da babasını kaybettiği için gösterime gelemedi. Nejat abinin seti olduğu için bugün aramızda değil. Boran maalesef özel bir durum yaşıyor şu an. Burada olmayı çok istediğini söyledi ve hepimize çok sevgilerini iletti. Bunları da onun adına söylemek isterim. Biz konuştuk gelmeden önce kendisiyle. Kalbi bizimle burada. Fakat diğer arkadaşlarımız özel sebeplerden burada olamadı ama iyi ki siz bizi yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz tekrar. Saygıda Helen rolüne hayat veren Miray Daner karakteri hakkında tüyolar verdi. Ekibimize yeni katılan arkadaşlarımız Sarp, Damla, Dost Elver, Naz. Hepsi çok değerli isimler ve onlarla çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Ve hemen sinerjimiz uyuştu. Birlikte güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Peki sizin karakterinizde değişiklik olacak mı? Bu sezon nasıl bir karakter izleyecek hayranlarımız, izleyicilerimiz? Olacak, olacak. Bu sezon daha farklı bir Helen göreceğiz. Biraz daha profesyonelleşmiş bir Helen göreceğiz. Sevdiği adamla abisi, manevi abisi olarak gördüğü kişinin arasında kalmışlığını izleyeceğiz. Güzel olacağına inanıyorum. Bir mi iki mi desem size? Abi böyle sorular sormayın derim. Saygı, totalinde saygı yani. Daner, Ekim ayında Zeki Demirkubuz'un Hayat adlı filminde Burak Dakak'la başrolü paylaşacak. Şimdi bir sinema filmine başlayacağım. Onun hazırlıkları içindeyim. Ufak da bir tatil yaptım öncesinde. Her şey güzel gidiyor hayatımda. Malum ülke olarak hani çok zor bir süreçten geçti. Pandemiydi vesaire, yangınlardı falan. Siz bu süreçte nasıl, sizi nasıl etkiledi bu süreç? Neler yaptınız? Ya tabii ki herkes gibi biz de bu süreçte çok üzgündük ve elimizden geleni hepimiz yaptık. Zor bir süreç geçirdik ülkece ama her şeyin daha iyiye gideceğine inancım sonsuz. Miray Daner sesinin güzelliğiyle de tanınıyor. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi? Tabii ki kendimi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum herkes gibi. Yani bunun yaşla da alakası olduğunu düşünmüyorum. İnsan her yaşta kendini geliştirmek için çabalıyor olmalı. Müzikle uğraşıyorum. Çok seviyorum müzikle uğraşmayı. Onun dışında ata biniyorum. Sosyal aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Hobiler ediniyorum. Bir sürü şey yapıyorum hepimiz gibi. 22 yaşındaki oyuncu yüzünde ve fiziğinde değişimle de sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Senin üzerindeki böyle bir değişim olduğu yorumları çok geliyor. Bilmem yani aslında yaşım büyüyor. Çünkü ben küçük yaştan beri bu sektörün içinde olduğum için aslında büyümeme ve bunun getirdiği değişikliklere şahit oluyoruz. Bu kadar aslında benim için. Bu değişikliklerin en göze çarpanı zayıflama, kilo verme. Bununla ilgili gibi bir açıklama yaparsın. Bir de ne yapıyorsun bu kadar zayıflayabiliyorsun? Yani ben aslında mesela hani bunun konu oluyor olmasına çok şaşırıyorum. Çünkü insanlar kilo alır, verirler. Hani bunun bir olay haline geliyor olması şaşırtıcı açıkçası. O zaman o şekilde mutluydum. Sonra daha sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım. Olaylar böyle gelişti aslında. Çok söyleyecek bir şey yok bununla bunu alakalı. Bunu bir şekilde kullanabilir misin? Yarın bir proje için kilo alman gerekirse çok rahat kilo alabilirim diyebilir misin? Yani kilo nezdinde söylemeyelim bunu ama tabii ki projenin gerekliliği neyse onu yapmak için hazırım. Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra adı rol arkadaşı Boran Kuzum'la anılan Miray Daner kalbinin boş olduğunu açıkladı. Bugün gerçekten bence saygıyı konuşmak için buradayız. Eğer merak ettiğiniz buysa hayatımda kimse yok ama artık bu tarz soruları duymak gerçekten beni çok üzüyor öncelikle. Daha sonrasında da gerçekten bugün saygı için toplandık hepimiz. O yüzden bu tarz soruları şu an cevaplamam hiç uygun olmaz diye düşünüyorum. Siz de anlayışla karşılarsınız. Peki.
Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik de Ender Mıhlar'ın yönettiği Saygı dizisinin galasına katılan ünlü isimler arasında yer aldı. Biricik galada ekiple bir araya geldi. Pek çok arkadaşımın yer aldığı hem kamera arkasında hem de kamera önünde bir iş. Zaten ilk sezonunda izlediğim bir iş. Farklı işlerden, böyle heyecan duyduğumuz işlerden. O yüzden şu an ikinci sezonunun da iyi geçeceğini düşünüyorum. İyi çıkacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden bütün arkadaşlarımın ellerine sağlık. Başrolünü Pınar Deniz ve Aras Aydın'la paylaştığı İnsanlar İkiye Ayrılır filmi geçen haftalarda vizyona giren Biricik, sinema salonlarının açılmasına sevindiğini anlattı. Yani şu an nasıl setlerde rahat rahat çalışabiliyorsak ya da nasıl çoğu işimizi devam ettirebiliyorsak, sinemaların da aynı şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de geçen hafta mesela filmimiz vizyona girdi. O yüzden devam etsin çünkü bizim ruhumuz için çok gerekli bir şey. Yani ve kimle konuşsam herkes aynı şeyi söylüyor. Yani bir popcornumu alıp sinemaya girip hakikaten o ses sistemiyle bir film izlemeyi çok özledik. Hepimiz çok özledik. Her şeyden önce kendimize çok iyi gelen bir şey. O yüzden ben de zaten salonlarda gerekli önlemlerin alındığını düşünüyorum. O yüzden içim rahat o konuda.